15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala Fethullahçı terör örgütünün yeni bir planı ortaya çıktı. FETÖ, içindeki çatlağı gidermek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdı. Kendi dışarıda bir delinin talimatıyla nasıl bir ihanetin içine girildiğini gör. FETÖ'nün içinden gelen itiraflar, terörist başı Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu. Örgüt mensupları kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunmaya hazırlanıyor. Üstelik hazırlanan mektupta ABD'li bazı kongre üyelerinin de katkısı var. Son dönemlerde FETÖ içinde artan iç hesaplaşmalar yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgüt içinde parçalanmalara neden oldu. Örgüt mensuplarındaki bağlılık ve inanış giderek azalmaya, kopuşlar yaşanmaya başladı. İnandırıcılığını kaybeden FETÖ şimdi de yeni bir yol arayışına girdi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhine mektup yazdı. Devletimize zeval gelmesin diye can veren yiğitlerini, kardeşlerini an. FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden örgüt mensuplarına yönelik haksız politikalar izlendiğine yer veriyor. FETÖ'cüler Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren konulara da mektupta değiniyor. Örgüt mensupları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'a şikayet ediyor. Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri, Fetullahçı terör örgütüne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması. Örgüt mensupları, ABD Başkanı'na yazdığı mektupla 15 Temmuz'da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden aklanmanın yollarını arıyor. FETÖ'cüler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artmasıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor. Fetullahçı terör örgütü Temmuz 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesi öncesinde adeta son kozunu oynuyor. ABD Başkanı Biden'a verecekleri mektubun NATO liderler zirvesi de de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'ye karşı kara propaganda yaparak gündemi kendi istedikleri yöne çevirmeye çalışıyorlar. Unutma. O gece hainlerin neler yaptığını sakın ama sakın unutma.